Efendim sıradaki haberimize geçiyoruz. Bir dosya açıyoruz şu anda. Ee, biliyorsunuz e, Uğur Akkuş'la Ebru Şalla'nın e, uzun dönemdir devam eden bir evlilikleri var. Son dönemlerde gerçekten aralarında ciddi anlamda tartışmalar ve kaoslarla aslında magazin gündemini bu ikili meşgul ediyor. Şimdi şöyle bir haber detayı var. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Emirgan'da giderken yani Emirgan'da arabanın içindeyken Uğur Akkuş Ebru Şallı'ya 2-3 tane sallıyor. Yani <laughs> arabanın içinde 2-3 tane tokat atıyor. Artık darp ediyor ya da bilmiyorum bir şeyler oluyor. Ondan sonra Emirgan'da da ee, insanlar yardıma koşuyorlar ve hani bu durumu gören çünkü ikisi de ünlü yani Ebru Şallı ünlü olduğu için insanlar geliyor ve bir anda ambulans geliyor ve ambulansla birlikte Ebru Şallı'yı işte alıyorlar götürüyorlar işte karakola gidiyor Ebru Şallı bununla ilgili ifade veriyor ve ifadesinde şöyle diyor kocam beni dövmedi diyor yani bu haberleri yalanlıyor Ebru Şallı ama e, çok usta bir gazeteci var e, o da önemli bir gazeteci sevgili Umut. E, bu haberi belgeliyor yani onun da çıkarttığı haberler genellikle doğru oluyor yani o kaynaktan geldiği için söylüyorum. Bizler hak yiyen bir medya kuruluşu değiliz bazıları haberleri bir yerlerden alıp söylemiyorlar ya hani ben onu yapmak istemiyorum yani o yüzden dedim. <laughs> Böyle bir açıklama oluyor ve bu açıklama olduktan sonra dediğim gibi böyle oluyor. Yani Ebru Şallı arabanın içinde şiddet gördüğünü bir şekilde inkar ediyor ve medya kuruluşlarını suçluyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? İşte ondan sonra niye böyle bir şeyler çıkartıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi ünlüysen yani ünlü bir kadınsan zaten senin haberlerin çıkacak yani. Baktığımız zaman ama son dönemlerde Ebru Şallı ile ilgili gerçekten hiç olumlu şeyler duymadım araştırmaya girdiğim noktada. Yani Uğur Akkuş evliliği zaten bitti. Yani baktığımız zaman bence tamamen Ebru uzatmaları oynuyor şu an. Yani bu ilişki tamamen bitti uzatmaları oynuyor. Çünkü geçmişe baktığımız zaman e, Ebru Şallı da bir kadını çok üzdü. O kadın kimdi? Gonca Hanım'dı biliyorsunuz. Gonca Akkuş'tu. Urakkuş evliydi. Yani Ebru Şallı'yla e, bir teknede tanıştılar. Bir parti olabilir, bir arkadaşlarının dostlarının bir yeri olabilir. Bilmiyorum artık. Bir toplulukta bir tanışma oluyor ve Gonca Akkuş'la Akkuş evliydi. Ve Gonca Akkuş inanılmaz çekti. Hatırlayın anımsarsınız inanılmaz çekti. Programlara bağlandı işte kocam beni dövüyor dedi. Şiddet uyguladı dedi. E şimdi daha öncesinde Gonca Akkuş'un beyanları ve açıklamaları olduğu için e, seni de dayak yemen normal. Baktığımız zaman çünkü adam eşini dövüyorsa e seni de yarın öbür gün dövecek zaten ve o kadın inanılmaz sıkıntılar yaşadı. Maddi manevi yani gerçekten o dönem hatırlıyorum hatta ona her zamanki gibi Selen Selengil sahip çıktı. Yani destek oldu amaçlı söylüyorum ondan yardım istedi hatta Selen Selengil çok destek verdi ona. Bilmiyorum manevi olarak verdi belki maddi destek de olmuş olabilir. Öyle bir şeyler de olmuş olabilir bu konuyla alakalı olarak. Dediğim gibi yuva yıkanın yuvası olmaz bakın geçen hafta da buna benzer hani haberler oldu yani benzer bir konuyu ele almıştık biliyorsunuz yani bu konuyla da alakalı yuva yıkanın yuvası maalesef olmaz dediğim gibi Gonca Hanım'ın gözyaşlarının belki de şu anda ahıçık ama şimdi senin de dosyana indiğim zaman Ebru yani bak tatlım benim ağzımı hani gerçekten bu masaya hani oturdum ve insan susamıyor Şimdi ben senin geçmişine de şöyle bir indiğim zaman arşiv hiçbir şeyi unutmaz. Bakın arşiv unutur ben unutmam. Gerçekten söylüyorum deli gibi çalışıyorum. Bu işe anladın sen de Çünkü... ben daha neler anlatacağım masada. Daha yeni başlıyoruz yani anladın mı? Şimdi olayın derinliğine indiğim zaman Ebru Şanlı. Ebru Şanlı'cığım, <laughs> Harun Tan'la sen evliyken, bak evliyken sen Belgrad ormanlarında... Ay bıktım bu ormanlardan <laughs> Bir şey söyle kim bana. Bak Harun Tan'la sen evliyken Belgrad ormanlarında... <laughs> Belgrad Ormanları'nda Sinan Akçıl'la sen basıldın. <laughs> Seni kim bastı? Harun Tan dedektif tuttu. Ve dedektif yoluyla bunu belgeledi ve mahkemeye sundu. Ve senden o şekilde ayrıldı. Yani bu şu an belgelenmiş bir şey. Şimdi bunlar olurken, bunlar e, magazin dinlemişim. Geçmiş hiçbir şeyi unutmuyor. Bazı şeylerden dert çıkartmıyorsunuz. Ben normalde Ebru Şallı'yı kişilik olarak aslında seviyordum. Yani baktığım zaman ne güzel işte pletes yapıyorsun. Nefes al ver. Nefes al ver. Bunu hatırlıyorum. Puf puf nefes al ver. DVD'ler çıkarıyorsun. Hatta oğluna da çok üzülmüştüm. Bir pontik vardı hani vefat etti. Gerçekten içim yanmıştı. Bence ruh sağlığı Ebru Şallı'nın şu anda iyi olduğuna inanmıyorum. Yani hala o psikolojik travmalarını sanki yenemedi gibi. Ama bu evlilikle ilgili şunu kesime net olarak söyleyeyim. Kesime net olarak ayrılacaklar. Kesime net olarak ayrılacaklar. Bak var ya 5 ay falan veriyorum. Size net söyleyeyim. Bunlar hatta şu an son noktadalar. Penaltılar oynanıyor şu an. Hani son raddeye gelmiş artık yani. O yüzden bu konuyla alakalı e, böyle düşünüyorum ve o haberinde doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi Ebru Şanlı biliyorsunuz az önce Harun Tan'ı ele aldım. Harun Tan biliyorsunuz tekstilci ve güçlü bir ailenin ferdi bir iş insanıydı. İşte o evlilikte yaşadığı o konforu, o kaliteyi aslında devam ettirmeye çalıştı. Yani dolayısıyla Ebru Şallı'nın geçmişine baktığımız zaman çok da pek olumlu şeyler göremedim. İnşallah bundan sonraki yaşamında gerçekten çok güzel şeyler olur. Ya biliyorsunuz ya gün doğanda yalıda oturuyordu. Hani öyle bir hayatta aslında Ebru Şallı yaşadı. Harun Tan'dan bahsediyorum. Hani öyle bir hayat yaşadı. O yüzden bu haberle ilgili söyleyeceğimiz bu. Ebru Şallıcığım seni de çok seviyoruz. Sevmesek olmaz bak ben eleştirimi yapıyorum ama sonu böyle sonuçta sevgi başka bir şey eleştiri başka bir şey bir şeyler yapılırsa masaya yatırmak için biz buradayız değil mi aşkım benim Kezban'cım <laughs> Kezban çok tatlı ya yerim seni